Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kevser, Kevser suresinin irabı. İnne, aslında burada ne var? Bir inne, sonra da na var. İnne na. İnnenin de aslı in ne. Yani sonradan idgam yapılmış, inne olmuştur. Yanında bir adet na zamiri var. Ona da idgam yapılarak inna olmuştur. Yani burada aslında kaç tane nun var? Denilirse 3 tane nun var. İn ne na'daki bir de nun var. Direkt 3 nun vardır. İnne muhakkak ki nabis. İnne nedir? Nasb harfidir. Nasb eder yani. Tekit harfidir aynı zamanda. Manayı kuvvetlendirir. Ve müşebbetun bir fiil denir. Yani fiile benzerdir. Fiille benzeşmektedir. Ardından na zamiri vardır. O da zamirun muttasırın. Muttasıl zamirdir. Bitişiktir. Mebniyun ale sukuni. Sükun üzere mebnidir. İnnenin ismidir. Mensuptur. Fi mahalli nasdır. Mahallen mensuptur. Çünkü na zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irab alır. Demek ki inne ismini nasb haberini raf eden bir edat harf. Ardından gelen na onun ismidir. Mahallen mensuptur. E'dayna ke. Buraya baktığımızda e'dayna e'da bir fiil. Nasıl bir fiil? Ef'ale yuf'elu if'alen, yani if'al babından. E'dayna na buradaki zamir faildir. Ke ise burada mef'ul olmaktadır. Buna göre tekrar edersek, buradaki fiil cümlesi innenin haberi olmaktadır. Ama tabii ki mahallen merfu diyoruz. E'dayna, e'daytu, e'dayna fiil mazidir. Mebniyun ale sukuni. Sükun üzeri mebnidir. E'daynadan bahsediyoruz. Neden sükun üzeri mebnidir? Çünkü kendisine zamir yani na bitişmiştir. Na ise nedir buradaki? Na zamiri üzerine konuşmak gerekirse o da zamirun muttasırun. Muttasıl zamirdir az önce geçtiği üzere. Mebniyun ale sukuni. Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli raf. Mahallen merfudur. Çünkü burada nedir? Faildir. Hemen ardından gelen kef ise zamirun muttasırun. Bu da muttasır zamir olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda muhatap zamiridir. Mebniyun alel fethi. Fetha üzeri mebniyidir. Mef'ulü bih olmak, mef'ulü bih olarak mahallen mensuptur. Tabi birinci mef'ulü bih. Az sonra Kevser gelecek. Kevser de ikinci mef'ulü bih olmaktadır. Nasb alameti zahiri olarak fethadır. Görünüyor. Ra'nın üzerinde fetha vardır. İkinci ayete baktığımızda fe ile başlamakta. Buradaki fe'nin istinafi olması veya atıf harfi olması caizdir. Ama istinafi olması daha kabul gören bir görüştür. Salli emri hazırdır. Mazisi salla, yusalli, salla yusalli'den emri hazır. Salli. Yani bu da nedir? Mebnidir. Çünkü emirler zaten mebnidir. Peki ne üzeri mebnidir? Bir de o var. Mebniyun ala hasfi ahirihi. Ahirinin yani son harfinin hasfi üzere mebniydi. Son harf ne burada? Ya. Salla derken ya vardı. Emri hazırın sonundayız. O ya yoktur. Hasfedilmiştir. İllet harfi. Fail nedir burada? Zamirun müstetirun. Müstetir bir zamirdir. Entedir. Müstetirliği yani gizlenmesi vücubi, mecburidir. Ente zamiri burada fail olmaktadır. Diğer kelimemiz lirabbike'ye baktığımızda li car yani harfi cer, rab ise onun mecrurudur. Car mecrur. Yani rab aynı zamanda muzaftır. Ke onun muzafun ileyhi olmaktadır. Burada car mecrur salli ile mutalliktir. Kef yine geldi. Muhatap zamirimiz. Muhatap zamirimiz burada mebniyun alel fethi, fetha üzere mebnidir. Daha önceki ayetimizde de aslında geçmişti. Fetha üzere mebnidir. Mahallen mecrurdur izafet nedeniyle. Çünkü Rab muzaftır. Li harfi cer, Rabbi cer etti. Rab muzaf, çeyi mahallen mecrur kıldı. Vav atıf harfimiz. Ven her yani her kelimemiz ise Salli'nin iradını almaktadır. Çünkü onun üzerine atıftır. Salli neydi? Mebni idi. Öyleyse yani sükun üzeri mebni idi.
Venhardaki kelimemizde sükun üzere mebni olmaktadır. Yine inne geldi. İnne isminin nasb haberini raf eden bir harfimiz. Tekit manası içerir. Fiile benzemektedir. İnne şani eke. Şani eke innenin ismi olmakta. Burada mensuptur açıkça göründüğü üzere. Nasb alameti fethadır. Sonunda bulunan kaf ise zamirun muttasılun. Muttasıl zamirdir. Durmadan geliyor. Muhatap zamiridir. Mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebnidir. Fi mahalli cerrin. Mahallen ise mecrurdur. Neden dolayı? Çünkü şani'e kelimesi muzaftır. K onun muzafı ileyhi olmaktadır. Geriye kaldı 2 adet kelimemiz. Bu bir isim cümlesi. Hüve mübteda, el ebteru ise haber. Bir isim cümlesi olarak innenin haberi olmaktadır. İnne ismi şaniyeke, hüve lepter ise haberidir. Nasıl bir haber? İsim cümlesi. Neyden oluşuyor? Mübteda ve haberden oluşuyor. Tekrar göz atmak gerekirse, inna a'daynaki cümlesine baktığımızda kendisinin bir iptidai cümlesi olduğundan ötürü İrab'tan mahalli yok. Oysa a'daynake'ye baktığımızda mahallen merfudur çünkü innenin haberidir. Böyle bir durum var. Kevser alem isim yani özel isimdir. Cennette bir nehrin adı olduğu söylenmektedir. Öte yandan Şani'u. Şani'u ismi faildir. Birkaç şeyde belirtmiş olalım dedik. Sonda bulunan ebter kelimesi de yine sıfatı müşebbehedir. Kısaca da kıraatine değinelim. Şani ekeyi Gara'e Ebu Cafer ve Ameş. Ameş ve Ebu Cafer okudu. Ne diye okudu? Şaniyeke. Şaniyeke şeklinde okudular. Bir de ne var? Cumhur ayın ile okunmuştur. E'dayna şeklinde. Ama herkes okuyor şekilde okumamıştır. Hasan, Dalha gibi birkaç kişi bunu e'dayna değil de nun ile okumuştur. Yani en-dayna, en-dayna şeklinde okumuşlardır. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş olduk.